İstanbul Sarıyer'deki evinde öldürülen Mehmet Mert Bayraktar, Sarıyer Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dün toprağa verildi. Cinayetin ardından geride onlarca soru işareti kaldı. İddialara göre cinayete kurban giden Mert Bayraktar'ın amcası Özdemir Bayraktar, 90'lı yıllardan Başbakan Erdoğan'ın arkadaşı. Evinde boğazı kesilmiş olarak bulunan 28 yaşındaki Bayraktar, 8 ay önce evlenmiş ve Sarıyer Maden Mahallesi'ndeki bu eve taşınmıştı. Amcasının şirketinde çalışıyordu. Herhangi bir tehdit falan var mıydı? Yoktu, somut bir şey yoktu. Kurban Mert Bayraktar, amcasının sahibi bulunduğu Bayraktar Şirketler Grubu'nda çalışıyordu. Bayraktar Şirketler Grubu ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne insansız hava aracı üretiyordu. Cinayeti önemli kılan bir diğer nokta da işte bu. İddiaya göre Mehmet Mert Bayraktar önceki gün hasta olduğu için işe gitmedi. Eşini işe uğurladı, ilaçlarını aldı ve uyudu. Ve evinde önce darp edildi, sonra da öldürüldü. İlk bulgular eve iki kişinin geldiği yönünde. Cinayet büro amiri ve ekiplerinin tespitlerine göre kapı zorlanmamıştı. Evden bir şey de çalınmamıştı. Kurbanın son konuştuğu kişi ise aileden biriydi telefon kayıtlarına göre. O halde katil aileden birisi miydi? Polis şimdi bunu araştırıyor. Bugünse cinayetin işlendiği binada tam bir ölüm sessizliği vardı. Kapı mühürlenmiş, karşı dairelerde boştu. Polisin kapıda yaptığı parmak izi çalışmasının izleri dikkat çekti. Cinayetin sebebi özel hayatıyla mı ilgiliydi? Yoksa çalıştığı insansız hava aracı üreten firmayla bir ilgisi var mıydı? Polis işte bu sorulara yanıt arıyor.